Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Söz verdiğim gibi ameliyatla ilgili part 2 çekeceğiz. Beraber yorumlara bakacağız. Ve videoyu bir gözden geçireceğiz. Papa. Da. Depre. Biraz gripliyim bu arada. Şimdi videoyu bir gözden geçireceğiz. Bakalım. Neler anlatmışım. Neler söylüyor? Bir dakika. Mecburen ilaçı yüzünden ayakta çekeceğiz videoyu. Burada genelde şeyden bahsetmişim. Ameliyat yaptırmak isteyenler nasıl karar verebilir? İşte ne yapması gerek gibi şeyler. Şimdi daha çok iyileşme sürecinden bahsedeceğiz ve atladığım birkaç şey vardı. Mesela ilk olarak bu ameliyatı sigorta karşılıyor ama nasıl karşılıyor? Dediğim gibi sağlık sorunlarınız varsa, ağrılarınız, bel, sırt ağrıları, sesim için tekrar kusura bakmayın. Ha bir de fazla kilolu olmama şartı ile bakalım kaç BM olması gerek. Vücut kitle indeksiniz 30'un altında olmalı, yoksa kilo vermeden bu ameliyatı gerçekleştiremiyorlar maalesef. Ameliyattan 2-3 hafta sonra işte ödem, morluklar oluşabilir, şişlikler, şeklini beğenmeyebilirsiniz ama bu 6 haftadan sonra değişiyor tabii ki de. Tamamen sonucu görmek 1 yıl sürer. Dur bakalım bir yorum kısmına bir göz atalım. Selam parasını sigorta mı ödedi demiş bir arkadaş. Aynen sigorta ödedi. Şikayetlerim olduğu için ağrın çok oldu mu peki? Ameliyat esnasında ağrı 0. 2-3 gün ağrı yok. Hatta bende böyle şiddetli ağrı hiçbir zaman olmadı. Ama böyle konforlu değilsin. Sonuçta kesmişler. Kız! Kesmişler hani hafif hafif bir şeyler hissediyorsun ama abartılacak. Bir ağrı değil zaten 3-4 gün parasitamollarla kontrol altına alıyorsun. Ondan sonra bırakmanı söylüyorlar. Ama çok şiddetli bir ağrın olursa tabii ki de doktorumuzla iletişime geçip farklı ilaçlar yazıyoruz. Biri de ne alaka? Geçmiş olsun ama sana her şey doğal yakışıyor. Makyaj çok abartılı yapıyorsun. Bence kendin ol. 10 yaşımdan beri yaptım makyaj. Şu an 29 yaşındayım. Ayrıca doğal derken tamam benim için görsellik önemliydi ama sağlık da söz konusu tabii ki de. Merhaba lütfen devamlı video yap. Nila suyla biraz zor. Ben de istiyorum ama zamanım kalmıyor. Ameliyattan önce göğüs ölçün kaçtı canım? Cevap yazarsan sevinirim. Ben de düşünüyorum da. Vallahi ben bilmiyordum çünkü hiçbir zaman doğru sütyenik kullanmadım. Ama şöyle hesapla 1,5 kilo gitti. Yani şu an 80 B 80 C'ye düştüm. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Zdravey. Mojili videoma bulgarski mnogosi interesna. Sasajeliniye mila. Bulgarca konuşmamı sürekli söylüyorlar bloglarımda ama ben Bulgarca konuşamıyorum demeyeceğim de hani böyle konuşamıyorum. Bana Bulgarca yazması kolay mesela ama konuşamıyorum. Hani böyle kötü konuşuyorum bayağı ya. Benim de artık kaburgalım çıktı göğüslerden inşallah. Beni de onarlarlar. İlk fırsatta gidin beklemeyin. Hani zaten başvurduğunuzda bir 6 ay falan beklemeniz gerek. Hemen öyle oldu bitti. Olmuyor. Selam benim de göğsüm büyük ve çok bel ağrım oluyor. Ve göğsümde çok fazla yaralar çıkıyor. Doktora gidiyorum bir şey. Yok diyor ameliyat olmak istiyorum dedim. Siz ödemeniz gerek. Yok dedim. Doktor bana yardımcı olur musunuz lütfen.
Nasıl yardımcı olabilirim canım? Yaşadığın yere göre. Önce kendi ev doktorun vardır, onunla iletişime geçmen lazım. Hastaneyle değil, kendi ev doktorunla iletişime geçeceksin. Ona şikayetlerini anlatacaksın ki o da sana bir sevk kağıdı hazırlayacak. Hastane seni onaylar, seninle iletişime geçer ama onay alması lazım. Çok geçmiş olsun demiş, teşekkür ederim. Ben de çok isterim anlatın. Tüm belirtiler bende de var, hatta çok daha fazlası ama maalesef Bulgaristan'da yapmıyorlar işte, hele ki umurumda ne bir şey, sadece rahatlamak, iyileşmek isterim. Seni en iyi ben anlayayım. Bulgaristan'da vallahi bilgim yok ama çok şükür benim hayalim gerçek oldu. Hani burada sigorta karşılamazsa fırsat bulunca ilk fırsatta Türkiye'ye gidip zaten yaptıracaktım. Orada da ortalama 2500-3000 euro civarı. Geçmiş olsun. Her halinde güzelsin. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun ablam. Teşekkür ederim. Ya ben de şu konuya geldik. Ya ben de yaptırmak istiyorum ama bir mi yüksek? Yani vücut kitle indeksi yüksekmiş. O yüzden kabul etmiyorlar. İnternet yazıyor. Önce biraz kilo vermem lazım. Benim göğsümün birinde neredeyse 2 maat büyük aşırı sanırım bozuyor kafam. Bile belli. Umarım kilo verip küçültebilirim. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Aynen, kilo vermeye özen göster. 30'un altında olması lazım bir tüketli indeksin. Benim de bir tanesi baya büyüktü. Biri de demiş ki bu kadar detayı nasıl hatırlıyorsun? Ve zaten videoyu ameliyattan bir gün sonra çekmiştim ve 6 ay beklemiştim ameliyat için. O süreci unutmamak için kendimi zorladım. Zaten zor bir şey değil ya. Selam, sedef hastalığı için kullandığınız iğnelerin yan etkisini gördünüz mü? Hayır, görmedim. Çok memnunum hatta. Geçmiş olsun demiş. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Gün geçtikçe daha da güzelleşiyorsun. Daha çok prob bekliyorum senden. Teşekkür ederim canım. Çok güzel anlattın. Çok büyük geçmiş olsun canım. Çok teşekkür ederim. İsteyen herkese nasip olsun inşallah. Çünkü gerçekten bir hafifliyorsunuz. Hani özgüveniniz geliyor. Nafayı videoya nabalga istiyorsun. Ne zaman otursun tezi kuytu ne razbiram etursun ki niye turunu da gu razbiram. Daha mı la razbiram te mnogo dobre no. Povečito kuytu me gledat razbirat turski. Ako imaš nekoja poznata da ti prevede, naprimjer, dobre šte je. Što to v videata mi ne izlisa translate ili kako je, zašto to ne moga i daže turski pravilno da govorim. Geçmiş olsun canım, yeni videolar, vlog bekliyoruz. Gelecek inşallah. Geçmiş olsun. Güzel kalpli, güzel insan. Rabbim acil şifalar versin. Geçti. Çok şükür. Çok sağ ol canım. Geçmiş olsun. Çok iyi yapmışsın. Herkesten önce kendi sağlığın ve kendi düşüncen en önemlisi. Kesinlikle milletin ne dediğine bakmayın demeyeceğim. Çünkü ben de bakıyorum ama önce kendi yorumunuz. Kendi yorumunuz. Kendi fikriniz tabii ki de. Büyük geçmiş olsun ve gözün aydın. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Gerçekten gözüm aydın. Bu süreci atladıkça iyice düzelince bir video daha yükletmem. Nasıl geçti? İlerideki günler ne oldu? İzlerin kaldı mı geçti diye onlardan var. Şimdi onlara geçeceğim. Benim korktuğum nokta şu olmuştu. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi ilk tuvalete kalktığımda böyle şıkır şıkır taze kanlar akıyor. O zaman tansiyonum fena düştü. Hani bayılacağımı hissettim ki hayatımda hiç bayılmamış bir insanım. Gerçekten kendimi ikinci veya üçüncü defa öyle hissettim ve çok kötü bir duygu. Hemen beni böyle başımı aşağı doğru yatırdılar. Pansuman falan yaptılar ve 1-2 dakika içinde toparlandım. Ondan sonra eve geldim, her şey normal, çok iyiyim, ağrım yok. Ve ikinci günü iştahım pek yoktu. Ne yesen kusuyordum onu. Tüm gün yediklerimi kustum, öyle söyleyeyim. Narkozun etkisinden mi sanırım?
O gün öyle kusarak geçti. Hatta korkudan bir şey yemek istemiyordum artık. Ama hap içecektim, mecbur yemem lazımdı. Hatta parkta böyle eğlenceler var. Eğlencelere bile gittim. Herkes tuhaf tuhaf bakıyor. Herkes biliyor tabii ameliyat olduğumu. Geçmiş olsun da geldiler. Ameliyatla ilgili sorular sordular. Değişmişsin dediler. Yanlış hatırlamıyorsam 3. veya 4. gün böyle bir kaşıntı geldi bana, öyle böyle değil. Kısa bir süre içinde tüm vücudumu sardı bu kaşıntılar. Bir gece hatta öyle yattım. Meğerse antibiyotiğe alerjim varmış. Acile gittik. Acilde bir 2-2,5 saat bekledik. 1 dakikalık muayenede bunu anladılar ama 2,5 saat bekledim ben muayene etmeleri için. Alerjim olduğu ortaya çıktı. Normalde kendi geçiyormuş bu kaşıntı ama benim tüm yüzüm şişti. Bütün böyle kıpkırmızı oldum. Kabarcıklar böyle. Hatta fotoğraflarım bile var. Ondan sonra kendi geçecek dedi ama bir tane de hap yazdı. Bir hap içti. Hani çok 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 gerekirse bir tane daha iç. Zaten birini içince geçti bitti. Ağrı dediğim gibi yoktu. Böyle normal hani bir yerinizi düşüp kanatmışsınız da kuruyor. Böyle kurumuş yara ağrısı gibi bir şey. Çünkü kurumaya başladı artık. Hani böyle korkunç bir ameliyat dizi kesinlikle değil. Kaşıntı da geçtikten sonra böyle hafif şeyler kaldı. Duşa girmeye korkuyordum. O spor süteni 6 hafta taşınıyor. Onu çıkarmaya korkuyordum böyle. Psikolojik bir şey, tamamen ağrı olduğundan değildi. Ondan sonra ben 3. hafta daha Nila suyu kucağıma almaya başladım. Tabii ki de süreç yavaşlıyor. Ama şu an iyiyim artık. Hafif bir açılma gibi bir şey oldu. Akıntı gibi. Ama o da birkaç gün sürdü. Ama küçük çocuğum olduğu için hani keşke biraz daha bekleseydim dedim. Sonuçta bitti gitti. 5,5 haftada artık dayanamayıp spor sütenini çıkardım ve rahat hissetmeye başladım. Çünkü onu çıkarınca böyle pek konforlu hissetmiyordum. Hatta yanlış beden mi aldım bilmiyorum. Hastaneye giderken 2 tane almanızı tavsiye ediyorlar. Benim şu kaburgalarım ağrımıştı. Bayağı bir baskı, sıkma olmuştu. Dediğim gibi şu an artık her şey yolunda. Ağrıdan bence korkmayın. Sezaryen ameliyatı geçirmişseniz biraz kıyaslayın. Çünkü sonuçta o da ameliyat, bu da ameliyat. Ben mesela sezaryenle alakalı ağrı falan filan hiç kıran bir şey hatırlamıyorum. Hem çocuğuma yalnız saçma beraber bakıyorduk. Gece uyanıyordum. İkinci gün kalkıp temizliğimi falan yaptım. Öyle yani. Biraz güçlü kadın olun. Tamam. Naz da yapalım ama. Bence bu konuyla alakalı pek çok şeyi anlattım artık. Yine de başka sorularınız olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Her zaman. Umarım hepiniz hayallerinizi gerçekleştirirsiniz ve bu yükten kurtulursunuz.